Şehrinde bu yıl konsolosluk. Sonra dedik ki bunu nasıl bir şeye bağlayabiliriz? Hani Esra Rengiz yarattığı için dizideki kartları kullanarak Denizli'nin farklı bölgelerinden farklı zamanlarda dağıttık. Ondan sonra arkasından insanlar bunu gördüğü zaman sadece dizideki sembolleri ve arka tarafındaki QR kodları gördüler. Hani bunun dışında herhangi bir hani bizi temsil eden, bizi anlatan hiçbir bağlantı yoktu. Ondan sonra insanlar bu QR kodları okutarak hani karşılarına farklı bir web sitesi geldi. Önce bir hani efektli web sitesi, sonra bir geri sayım karşıladı. Ve geri sayım sonunda ne olacağını hiç kimse bilmiyordu. Bu geri sayımın ne olacağını öğrenmeleri için de bir kayıt butonu koyduk. Buraya bize isim, soy isim, telefon ve doğum tarihlerini vererek kişisel verilerini bizimle paylaşmış oldular. Burada açıkçası beklentimiz hani insanların ne kadar bir tepki vereceğini görmekti. Burada da beklediğimizden çok çok üstünde bir hani veri gelerek biz burada bir yanlış anlaşılma olduğunu gördük. Hani insanlar kişisel verilerini çok rahat bir şekilde paylaştığını gördük. Burada da 10 milyonun üzerinde neredeyse bir izlenme yakaladık. Bunun dışında hani milyonlarca kişi yine web sitemize geldi ve 10 binin üstünde direkt hani kişisel veri topladık. 5000'den fazla kartvizit dağıttık. Denizli'nin popüler yerlerine bu kartvizitleri koyduk. Daha sonra bu kartvizitlerden sitemize oldukça fazla geri dönüş oldu. 10 binden fazla kişi kişisel verilerini bıraktı. Ki bir o kadar da kişisel verilerini bırakmayan korkan insanlar oldu. Kişisel verilerini herkesle paylaşmalarının doğru olmadığını videoda söyledik.